Yekta Bey, gelecek dönem için oluşturduğunuz iş stratejileri ve iş modellerinin içinde dijital dönüşümün yeri nedir? Biz Arçelik olarak yaptığımız her işte müşteri ve içinde bulunduğumuz dünyayı ve dünyaya saygımızı, sürdürülebilirliğe çok kıymet veriyoruz. Dijital dönüşümü de bu iki odak ekseninde toparladık. Bunları yaparken birazcık daha alt kırınımına gelecek olursak, öncelikle çalışanlarımızın daha verimli olması, daha etkin olması, daha mutlu olması, işini severek yapması. İkinci odağımız teknolojiyi, işimiz için teknoloji. Süreçlerimiz, operasyonel verimlilik, maliyet avantajımızı koruma, teknolojilerimizi sürekli geliştirme, inovasyona kıymet verme. Üçüncü odağımız ürün ve servisler. Yani bu çalışanlarımız ve bu teknolojilerimizle, ürün ve servislerimizle yaşam için teknoloji, insanların hayatına katma değer sağlayabilmek için teknoloji. Ve son ve yaptığımız her işte, her kararda, işin kalbinde ve merkezinde tuttuğumuz müşteri. Müşteri için teknoloji, onun hayatına katma değer katmak için teknoloji. Ve tüm bu dört eksenin üzerinde de kurguladığımız ve ticaretimizi, işimizi yapmaya devam edeceğimiz bu dünyamıza duyduğumuz saygı ve sürdürülebilirlik. Gene inovatif teknolojilerle ve dijital dönüşüm ajandamızla daha çok temiz enerji kullanımı, daha az zararlı atık üretme, döngüsel ekonomiyi destekleme, geri dönüşümlü parçaları, yedek parçaları, aksesuarları kullanabilme ve tüm bunları yaparak da net sıfır hedefimize ulaşmayı hedef olarak ve iş stratejilerimize ana ağırlık merkezi olarak koymuş durumdayız. Bugün sabahtan akşama kadar geçen seanslarda geleceğimiz için, bugünden geleceğimiz için çok ümit vadedici, çok heyecan veren, çok ilham veren konuşmalara, örneklere dinledik, örnekleri gördük. Ben şahsen hakikaten gelecek için umut vadedici, dijital dönüşümün de geleceğimiz için ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Ben bu etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ve bu etkinliğe katılan herkesin de heyecan veren ve ilham veren örnekler de buradan ayrıldığını düşünüyorum.